Assalamu alaikum ve rahmetullah berseke, hoş geldiniz. Köptüm bir öz niyet kıbürgen işim var idi. Ben şu formatta, işte Kur'an hakkındaki sohbetlerini online şekilde açık meydanda, sahada başlar. Çünkü köp kişilerden teklif bol yatıldı. Demeyen bolduyum, bana şu bugünkü belirlegen bulduk. İnşallah Allah Teala devamlı kılar. Tinglovçilerge burar faydalı kılar. Hop, mavzuyumuz elbette Kur'an-ı Kerim. Ondan taşkarıya çıkmayız ama da başka mavzular burada diyeyim mesela başka şeylerde muhakeme kılınıyor dışında. Kur'an'a taalluklu bütün soru cevaplar, tartışmalar, bahs münazaralar hepsi için eşik açık bu chatta. Bugün bir kiriş mavzusu, yani mavzunu bir tanıştırış sıfatı da kılaylık dedim. Mavzunu şunu da yakalarız. Kur'an ne için fakatkine Kur'an din menbeyi sıfatı da. Bu bir ikinci. Hop Kur'an'ı yegane din menbeyi değil diye musak. Kur'an'ın içindeki düşünersiz tüyülgen cahilerini ne bakalımız? Ya ki Kur'an'da eğitilmeyen cahilerini ne bakalımız? Din menbeyi Kur'an bugün de tuğladıgan savollarga qanday javoblar olinadi? Ana shu. Bu birinchi modda. Nega yolg'iz Qur'on? Bugungi diniy mavzudagi butun ixtiloflar, muammolar, tortishuvlar, chiqayotgan butun nizo janjallarni agar tekshirib keladigan bo'lsangiz, kelinadigan xulosa, eng oxirgi xulosa shuki, muammo din manbai sifatida Qur'onni yonida boshqa manbalarni ham qabul qilinishida. Bu nafaqat musulmon ummatini boshiga kelgan musibat emas. Tarix bo'yicha bizni ummatdan oldingilarni boshiga ham kelgan. Mana bizga ko'p misol tariqasida keltiriladigan ikkita ummat bor. Muso alayhissalomning ummati bilan Iso alayhissalomning ummati. Musoga Alloh Tavrotni berdi, Isoga Injilni berdi va shu bilan to'xtadi. Allohdan kelgan vahiy Tavrotda va Injilda cheklangan. Ammo bu ummatlar Tavrotni yoniga qo'shimcha diniy matnlarni ijod etishdi. Balki yaxshi niyatda, balki boshqa nima bo'lgani bizga noma'lum, ammo natija sifatida bugun Tavrotni yonida turli diniy manbalari bor. Talmud, Tanakh, Mishna va hokazo. Ve bunlar niye? Musevilik dinini menbeleri hesaplaşıyordu özleri. Ve bunu hesaplamayanlar ve hesaplayanlar bilen arasında ihtilaflar, türlü mezhepler ve hakeza bölünüşler, parçalanışlar, cenceller bugün geçe tohtamasından devam etip geliyordu. Kudu şu şekilde Hristiyanlık da var. Hristiyanlık da mesela İsa Aleyhisselam'a Allah İncil'ini bir yanında. Ama İncil'den, İsa'dan keyin İncil'in yanına başka narsalarını koştu. Mesela birinci İncil'in özünün Torkul varyantı var. Klasik, kanonik İncil'in Torkul varyantı var. Ama o törtte İncil'den taşkarı yine Pavel, havarilerinin mektupları, ondan keyin Yuhanna'ya göçüşken vahiy, bu hakeza. Ama İncil'den taşkarı narsalarını yanına koşup, bunların Evangeliye, ya ki Bibliya degen toplamını içine koşuvarışken. Bana şunu tan alış, almaslık, bunlarını talkın kılış, kılmaslık bilen İsa'yı ümmet, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti değil, Hristiyan dünyası. Asasen en katta üç de mezhepki bölünüp gitken. Katolikler, Pravoslavlar, Protestantlar. Bunların içinde yeni bölünüşler var. Bütün bu bölünüşlerine sebebi din menbei sıfatı da bu menbeni aladı ya ki amaydı. Başkası ana bu menbeni aladı ya ki amaydı. Bölünüşlerini aldığını aladı yani bitti yolu. Adli yolu var idi. Yahudiler Tavrat'a kayıtış gerekiydi. İsaviler İncil'e kayıtış gerekiydi. Şunda mezhep, fırka, bölünüş, parçalanış, özara uruşlar, cengler, katillikler bol vasıydı. Bu endi ötmüşteki örnekler.
Allah Teala bunlarını örnek sıfatı da kilitler Kur'an'da. Ötmüşteki ümmetlerini, hatalarını kilitlerken. Ve Kur'an nazil buluyken ümmetke ibret alışını maksat kıladı. Bölünmeylerdeydi. Allah'tan kelgen arkange mustahkem yapışıp şunu mahkem işleyler ve bölünmeyler, parçalanmeylerdeydi. Allah'tan kelgen arkan ne meyinden, mücünün de arkan buluş gerek. Allah'tan kelgen dersen Allah Teala mesela Kur'an'ı sizler kutkarış üçün düşürüldü. Sizler cehennemde yakası gelip kaludinler. Allah sizlere rahim kıldı. Doğru yolunu görsetti. Kitap nazil kıldı. Deyip cüde köpcelerde isletken. Ama bunu kuddu çukurda cerlikke kulak ettiyken kişinin kutkarış için bir arkan taşlap şu arkanga mahkem işlenip tutunup adam kurtulup çıkardı halası olan. Şunga teşbihen eğitiliyor. Allah'ın arkanını mahkem tutunlar. Ve'tasimu bihablillahi cemiyan. Berçengler, yani fakat Kureyş ya ki fakat Araplar ya ki fakat Özbihler ya ki fakat Ahl-ı Sünneler emas. Berçengiz Allah'tan gelen bana şu arkanını mahkem işleyin ve bölünmeyin. Allah'ın buyruğu bana şu Kur'an'ını mahkem işleyin. Birinci buyruk şu. Ama afsus ki tarih boyunca Müslüman ümmeti ötken Yahud ve Nasaralar kılgen hatalarını diğerli aynısını tekrarladı. Hatta ki Kur'an'ı yanı da icat etken kitaplarını namları, onun içindeki kilitirilgen mezmunlar, manalar, hatta ki o rivayetlerine teşhiriş metodologiyaları hud düşündüğü için akvaya kaldı. Mesela onlarda Mişne, bizde Musnad. Onlarda mesela rivayetler nevesine göre alınadı, Yahudlarda. Senedige göre. Falan Ravvin bunda edigen, onu ondan eşitken falan Ravvin bunda edigen, şu Ravvin'den Ravvin'e geledi. Ve o Ravvinler doğru şansa boladı degen hulasanı başka Ravvinler aytadı. Neticede adli halk bunlarını din deyip alışka mecbur. Biz deyem falan endi Ravvin değil mi gen, Ravi değil gen. Falan Ravi'den, falan Ravi'den gen bu senet, sahih senet, işenerli senet. Niye bu işenerli? Çünkü bunu falancı işenerli degen. Onu özü kançalık işenerli değil diyen adam yok. Bana şimdi kopyaçılık bilen bizim ümmet afsus ki ötmüşteki ümmetlerin hatalarını tekrarladı ve ötmüşteki ümmetlerini başa geçirken musibetler, külfetler bizim ümmetini başa geçirdi. Yeni hem açınarlısı şu ki ötken ümmetler bu musibetlerini, sebeplerini anlayıp yetip bundan kurtuluş yolunu izleşke düştü. Ama bizim ümmet hala bunu musibet ikenliğini payıp yetken şey yok. Uzak 1400 yıllık tarihe kırmayımız hazır. Bugünkü günümüzde misallarını bir göreylik. İslam ümmetinin başındaki hazır en kette musibet Suriye. Suriye'deki uruşta perde arkasındaki sebeplerine kırmayız. Öyle de niyet, siyaset, vahaköze. Bunlar Allah'a da mevzu. Ama fakt bugünlerse şu ki, o yerde iki taraftaki Müslüman. Öldürüyekken katılan, maktulan Müslüman. Ne için yani onlar Müslüman bu oturup Müslümanını öldürüyordu? Çünkü onlar öz dini menbeleri öldürse bu oturup diyen fatvanı çıkarıp verirken. Sen doğru yoldasan falancılar hata yolda onlarını öldürse boladı. Bu taraf hem şunda yokturulgen, nergi taraf hem şunda yokturulgen. Bu Kur'an'dan başka dini menbelerini kabul kılıp alışını en ahırgi kilidigen noktası. Halbuki Kur'an Müslümanını öldürüşünü Müslümanı haram kıyan. Kim ki bir Müslümanını öldürediyen bosa kasten öldürediyen Musa, onun cayı ebedül ebed cehennemdir deydi. Allah asla onu geçirmeydi, mağfiret kılmaydı deydi. Ama bu Kur'an'daki bu buyruğunu yanında başka buyruklar yıkar ediyen Musa'yız. Aste sekin, aste sekin, aste sekin uzaklaştırıp abarıp en ahire falanca 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 şartlar bulsa deyilik bizim menbelerimizi ten olmasa sünniler şunu deydi.
Buxoriyni tan olmasa kofir bo'ladi. Ular shiyalar, rofiziylar, ular kofirlar. Shularni qoni halol, o'ldirsang bo'laveradi deb Qur'onda ochiqdan ochiq harom qilingan, taqiqlangan, abadul abad jahannam bilan ogohlantirilgan gunohga to'liq ruxsat beradi. Qarshi tarafda xuddi shu narsani aksi. Ular aytadiki, yo, bular adashgan, Muaviya zolim edi, Muaviyani tan olgan bular, sunniylar. Ularni Buxoriysi ham xato, bizni ahli baytimiz to'g'ri. Ular kofir, ularni kofir bo'lgani uchun qoni halol, o'ldirsa bo'laveradi. Bir xil fatvo, faqat nomlari o'zgargan. Shiyalar sunniylarga qarshi, sunniylar shiyalarga qarshi. Ammo oxir oqibatda Alloh taolo o'ldirma degan buyruqni o'rniga bemalol o'ldiravur degan buyruqni din qilib olib kelib qo'yildi. Bu bugungi masalan 2011 yil boshlangan, mana yaqinda 10 yil bo'ladi 2021'da. Millionlagan insonlarni yastig'ini quritgan, milliardlagan zararlarni keltirgan birgina misol. Bu endi urush formatigacha borgan muammo. Hali urush formatigacha bormagan, ammo xuddi shunday potensialni o'zida tashiyotgan yana minglab, millionlab sunniylar va shiyalar bor. Ularga qo'lga qurol bermay turib, shiyani o'ldirasanmi desa, o'ldiraman deydigan sunniylar bor. Sunniyni o'ldirasanmi desa, o'ldiraman, o'ldirishga ruxsat, ularni qoni halol degan shiyalar bor. Bir emas, ikki emas, minglab, millionlab. Alloh taolo birgina mana shu Suriyani bizga oyat qilib ko'rsatyapti, ishora qilib ko'rsatyapti, ibrat oladigan bir o'rnak qilib ko'rsatyapti. Siz mana shunda o'zingizga xulosa chiqaring degan bir o'rnak. Bunday o'rnaklar davomli tarzda Alloh taolo ko'rsatib keladi. Ammo hammasiga ham biz qaysi biriga ham qarayapmiz va qaysi birini ham payqayapmiz va qaysi biridan ham ibrat va dars chiqaryapmiz, bu endi o'zimizga havola. Bizda masalan o'zbekcha gapiradigan, O'zbekiston, Qozog'iston yoki boshqa demaylik, O'rta Osiyo musulmonlarini orasida Qur'onni yagona din manbai deyish kofirlik sanaladi. Buni endi oddiy dindan qanchalik ilmi bor yoki ilmi yo'q odamlar emas, eng ilmi yuksak odamlardan chiqayotgan fatvolar bunday bo'lgandan keyin bularni hurmat qilib, bularni tinglab, bularni gapini tasdiqlab, bularga ixlos qo'yib, bularga ergashayotgan yuzlab yoki minglab odamlarni nima deyish mumkin? Ular ham agar bu fatvolarni qabul qiladigan bo'lsa va ularga imkon beriladigan bo'lsa, o'z diniy manbasidan boshqa manbadagilarni hammasini o'ldirishga tayyor. Holbuki Alloh taolo Qur'onni yuborganida yuzyillardir urushib kelgan qavmlarni orasiga tinchlik keltirishni maqsad qilgandi. Masalan, Madinada deylik, Avs, Hazraj qabilalari necha avloddan avlodga urush janglar bo'lib kelgan, intiqom, qon davolari va hokazo. Ammo Qur'oni Karimning yuborilishidan ko'zlangan maqsad lardan biri tinchlikni o'rnatish edi. Odamlar orasida qon to'kilishiga chek qo'yish, yer yuzida tinchlikni qaror toptirish, tenglikni, adolatni o'rnatish edi. Ammo bugun afsuski, mana shu tinchlik, tenglik va adolat uchun yuborilgan din aynan tinchlikni, tenglikni va adolatni tag tugi bilan yo'qotadigan bir vositaga aylantirildi. Yoki boshqa misol, Afg'oniston misoli yoki Eron misolini olaylik. Afg'onistonda yoki Eronda din peshvolari siyosiy hokimiyatga kelishidan oldingi ularni imiji va siyosiy hokimiyatga kelganidan keyingi o'zini tutishi, ish yuritishi butunlay boshqacha, ikki xil bo'lgan. Toliblar, tolib degani talaba degani, ilm o'rganuvchilar. Ular juda sipo, muloyim, hech kimga ozor bermaydigan, faqat yaxshilikdan,
Allah'ın nimet eden, Allah'ın merhamet eden ve hakikaten pozitif narsalarını yapardı. Ve insanlar bunlar bu göplerine inanıp, bunlar yaxşı adamlar, yaxşılıktan yapardı. Allah deydi, Kur'an deydi, Muhammed deydi, İslam deydi. Deyip bunlara inanışken, bunda ilimlerini öğrengen adamlardan asla yamanlık çıkmaydı deyip inanışken. Ama Allah Teala onların hem aslında kanday akıbetki alıp gelişini kursatta hayatta bir ayet kılıp bir ibret ders sıfatı da onlar ya pul ve siyasi iktidarını verdi Allah Teala nasip oldu. Yani ondan keyin tamamen özgürdü. İnsanlara yakışılışını, marifetini örgütemiz diyekken insanlar fakat tahkik koyuşu başladı, gayler işte. Fakat tahkik koyardı, fakat cezalardı, fakat marifet toskunluk kılardı. Mektepler yapılardı. Aynısı kızların okuşu toktatıldı. Ha, ilim, fen, terakkiyatı degen derseler umumen arkaya atıldı. Ya ki İran'daki misalına gelik. İran'da hem din peşvoları var idi. Ahuntlar. Şah devrede, sekülerizm devrede cüda mülayim, cüda sıpa, cüda yumuşak yapılardı. Her maruzda gelirlerdi, yığlar idiler. Ya Ali, ya Hüseyin, ya Fatime-i Zahra diyenceylerdi. Cide köz yaşları, cide təsirçən idi. Cide işanuşan çıkardı şu sahnelere. Onlar niye Allah Teala pul bilen ve siyasi iktidar bilen sınadı. Onlar bir şekilde kildi tahtke ve özleri Şahını kanday tənqid kılayken olsa, zulümde, nahaklıkta, halkın talan-taraj kılışta, kançerik ayıblayken olsa, özleri xuddu şundayı, belki onduram aşıp düşedigen derecede talan-taraj kılıştı halkına. Adamlar ne fakat bu mullalarına karşı isyanga başladı, belki bu mullalarına temsil etkeni dinge karşı, en ayançlı cahil noktası şu, dinge karşı açık, isyan başlandı. Romalılarına köşenin ortası da kamera, selfie formatı da geçip ulaştıradigen challenge'lar başlandı. Hatta ki sökünüşler şu dereceye var yetti ki seni Allah'ın yem, Muhammed'in yem, Ali'nin yem, hem mesela birge koşup sökedigen derecede sökünüşler onma bir tüs aldı. Ya ki mullalar çıkıp bu haram, bu haram, bu haram değil diyen bosa aynı şu haramda kayserlik kılıp özleri toplanıp bir mihmandarçılık yokuşatıp. Mesela şarap haram, belki arak haram dediğim olsa toplanıp arak içiş marasımları avcı aldı. Niye? Çünkü onların koludaki din menbeyi Kur'an bu megenden keyin asıl maksadam yok oladı. Dinli asıl menbeyi bu megenden keyin dinli asıl maksadiyem yok oladı. Ve bu dinle yuvargan zat bergen vaadelerini bram bittesine erişip bulmaydı. Bu yönde dindarlarını siyasi iktidarga kelgenideki örnekler. Afganistan bulsun, İran bulsun, ya ki bana Arap Baharı asnası da hükümetke kep koyan misallar var. Mesela Mısır'da geldi Mursi, ya ki Tunis'te geldi Gannuşi, rehberlikdeki, onu ideolojisidekiler. Ve hakeza başka Arap ülkelerde, Arap bulmayan ülkelerde gelişti. Ve hepsi yutkazdı. Mutlaka hepsi yutkazdı. Fakat yine İran'dakiler resmen oturttu, yine hazır tahtta. Ama ideolojik cihattan de facto bu yan ketiş, koldan ketiş arafasıdır. Tunis'te sekülerler sayılı bilen geldi. Mısır'da mesela devlet töntarşı bulup durup yine harbiler kolga aldı. Mursi mesela yakında vefat etti. Şu bilen ümitler tamamen öçtü. Yani Müslümanların bir siyasi hareketi bulup durup özlerine kanun kaydılarını cari kılıç ümitleri öçtü. Bunun bir ağı yerinde bunda hareket buluşu dergüman. Kamida hozirgi nasl endi buni umid qilmaydi. Bular hammasi
oqibatlar. Biz bularni sabablariga qaraydigan bo'lsak, sababi borib ana shunga taqaladi. Bu diniy dunyoqarash, bu dinni ta'limotlari qayerga tayanadi? Qaysi manbaga tayanadi? Ana shu mavzuga to'xtalishimiz kerak. Har bir oqim bo'lsin, har bir toifa bo'lsin, taqiqlanganmi, taqiqlanmaganmi, ruxsat berilganmi, berilmaganmi, unisidan qat'iy nazar din manbai sifatida nimani olyapti o'ziga? Ana shunisiga ko'ra keyingi butun hamma savollarni javobini anglash mumkin bo'ladi. Agar Alloh taolo tarafidan kelgan dinni manbai, Alloh taolo tarafidan kelgan kitob deb nuqta qo'yadigan bo'lsa, bundan Alloh bergan va'dalarga erishishni ehtimoli bor. Va'dalarga erishiladi degan kafolat yo'qda. Chunki odamlar xato qilishi mumkin. Bu hokazo. Ammo shunga to'g'ri anglab, to'g'ri amal qilganida shunga erishish ehtimoli bor. Masalan, Qur'onda farovonlik va'da qilinadi. Tinchlik, omonlik va'da qilinadi. To'qchilik va'da qilinadi. Ya'ni qashshoqlik tamoman barham toptiriladi. Boy va kambag'al orasidagi tafovutlar bartaraf etiladi. Agar Qur'ondagi buyruqlarga amal qilinadigan bo'lsa va insonlarni qullik, har qanday qullikdan xalos qilinadi. Masalan, bugungi eng keng tarqalgan qullik kredit qulligi. Banklarga qul odamlar. Bundan qutqariladi. Hech kim borib qarz oladigan darajada muhtojlikka solib qo'yilmaydi. Ijtimoiy butun sistema shunday holga keladiki, muhtoj qolmaydi. Yoki bo'lmasa, jamiyatdagi jinoyatchilik bartaraf qilinadi. Odamlar jinoyat qilmaydigan bo'ladi. Bular hammasi Qur'ondagi Allohning va'dalari. Masalan, inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Solat, ya'ni Qur'ondagi o'rgatilgan solat, unga ham hali alohida mavzu sifatida kelamiz, solat nima ekanligini. Bu yerda qisqa qilib aytib o'tib ketaman. Mavzuga shunga taalluqli. Solat Qur'onni o'rganish va o'rgatish faoliyati. Inna solata, mana shu solat, Qur'onni o'rganish va o'rgatish fahsh va munkar ishlardan, ya'ni yomonliklardan deylik hozir umumiyatlar. Bulardan tiyadi, qaytaradi va bularni oldini oladi. Bu ijtimoiy va'da bu. Boylarni boyligi ortib ketaverishi bilan qarshi tarafda kambag'allarni muhtojligi qashshoqlashishi yana ham chigallashib ketaveradi. Endi boylar o'z ehtiyojidan ortganini muhtojlarga berib borishi bilan boylar unday haddidan oshishi, u haligi hashamat dabdabaga berilishi pasayadi, ammo muhtojlarni qashshoqligi bartaraf bo'ladi. Oradagi tafovut ozayib borib, deyarli hamma teng bo'ladi. Bu yo'qchilikdan kelib chiqadigan jinoyatlarni oldini oladi. Muhtojlikdan insonlarni qo'l uradigan jinoyatlarga ehtiyoj qolmaydi. Masalan, birgina misol bu. Mana shularga erishishni ehtimoli bor. Agar Qur'on dinni manbai deb to'xtaydigan bo'lsak. Ammo dinni manbai Qur'on, Qur'onni yonida yana bu deb biror bir Allohdan kelmagan manbalarni qo'shiladigan bo'lsa, Qur'ondagi Allohni bergan va'dalariga yetishishni ehtimoli nol. Nima uchun shunday? Chunki Alloh taolo o'z kitobini o'z kitobi bilan tushuntirgan va o'z kitobidagi va'dalarga erishish uchun u kitobdan tashqariga chiqmaslik kerak. Ya'ni din sifatida boshqa manbaga murojaat etmaslik kerak. Qachonki boshqa manbaga murojaat etiladigan bo'lsa, u yerdagi sistema izdan chiqadi. U sistema ishlamaydi ortiq. Yani shunday jihati bor. Deylik, bugun masalan nimaga o'xshatish mumkin? Mana hammamiz kompyuter ishlatamiz. Kompyuterda deylik,
Windows sistemasi o'rnatilgan, operatsion sistema. Ba'zi joyda Windows ishlatib, Windows'ning ichiga deylik Apple Macintosh programmasini o'rnataman deydigan bo'lsangiz, ishlamaydi. Bir sistemaga boshqa sistemani programmasini qo'ysangiz, ishlamaydi. Yoki mana telefonga Android bo'ladigan bo'lsa, bunga iPhone'ni bitta prilojeniyasini o'rnataman deydigan bo'lsangiz, o'rnamaydi. Qur'on ham xuddi shunday. Qur'onda Alloh taolo inson uchun nimalar zarur ekanligini o'sha paytda ham bilgan, undan oldin ham bilar edi. Va bugun biz nimalarga muhtoj bo'lishimizni oldin ham bilgan va butun hamma mana shu zamon shkalasini bir deylik bir chizg'ichni tasavvur qiling, chizg'ichni noldan boshlab deylik 30 santimetr yoki 1 metrlik bo'ladigan bo'lsa, bir odam shunday yoyishi bilan ko'radi. Mana noldan boshlab 100 gacha 1 metr. Ammo u yerda ketayotgan chumoli noldan ketayotib 99 dan keyin 100 kelishi va bu joyda 1 metr bo'lishini bilmaydi. Uning uchun shu o'rmalab qanchayam vaqt yetib borish kerak. Alloh taolo Qur'onni nozil qilayotgan davrda 21-chi asr deylik 2019 yili insonlar nimalarga muhtoj bo'lishini bilar edi. Hattoki Qur'on nozil qilishdan oldin ham nimalarga muhtoj bo'lishini shu yaratish davridan ham oldin bilar edi. Ya'ni Alloh uchun bu metr chizg'ich degan narsa yo'q. Biz uchun bor. Biz u paytda insonlar shunga muhtoj bo'lgan ekan, duchor bo'lgan ekan, Qur'on ularga javob beribdi mana. Ammo biz bugun mana bularga duchor bo'lyapmiz, Qur'onda yo'q. Shuning uchun biz mana bu manbalarga murojaat qilishimiz kerak deydigan bo'lsak yanglishamiz. Alloh taolo o'sha davr uchun ham yaraydigan va bugun uchun ham yaraydigan hukmlarni Qur'onda jamlagan. Agar Qur'onda biror mavzu aytilmagan bo'lsa, demakki, bu Qur'onni mavzusi emas va bu dinga taalluqli mavzu emas. Biz shunga qanoat qilishimiz kerakki, Alloh taolo Qur'onni mukammal din manbai qilgan, muttaqiylar uchun hidoyat deb nomlagan. Hidoyat degani yo'l ko'rsatuvchi. Muttaqiylar uchun, ya'ni taqvo ahli uchun to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi kitob. Biz shunga qanoat qilishimiz kerak. Undan boshqasiga o'tmasligimiz kerak va shunda o'z haddimizni bilishimiz kerak. Chunki Alloh taolo buni bizga ravo ko'ribdimi? Demakki, Rahmon Rahim bo'lgan zot bizga aslo xatoni ravo ko'rmaydi, nohaqlikni, zulmni ravo ko'rmaydi va aslo bizni hidoyat deb turib, zalolatga yo'llab ketadigan zolim emas Alloh taolo. Alloh taolo o'z bandalariga aslo zulm qilmaydigan zot. Muttaqiylar uchun hidoyat deyilgan boshqa kitobni Alloh aytmagan. Zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. Mana shu kitob, ya'ni Qur'oni Karim muttaqiylar uchun yo'l ko'rsatuvchi hidoyat. Bunda hech qanday shubha yo'qdir. Qur'ondan boshqa hech bir narsa uchun Alloh taolo la rayba fi demagan. Na hadis uchun, na mazhab fatvolari uchun, na boshqa kitoblar uchun. Shunday ekan, biz hidoyatni istaydigan bo'lsak agar, mana shu Qur'on bilan cheklanishga majburmiz. Chunki bundan boshqasiga Qur'on ruxsat bermaydi. Xo'p, Qur'ondagi mavzular orasida topilmasak, unda nima qilamiz? Avvalo Qur'onni to'g'ri va to'liq bir sog'lom o'qib o'rgangan odamni o'zi deyarli yo'q. Men buni juda jiddiy tarzda aytyapman va takror aytaman. Qur'onni to'g'ri va sog'lom shaklda va Qur'onni o'zi istagan shaklda o'qiyotgan odamni o'zi deyarli yo'q. Birgina misol. Eng birinchi nozil bo'lgan sura yo hattoki eng birinchi nozil bo'lgan oyat Iqro surasining birinchi oyat Iqro bismi robbikallazi xalaq. Hattoki u oyatni ham avvalgi kalimalarda to'xtaylik. Iqro bismi robbik. Iqro o'qi, ism ism, robbik
Rabbing. Rabbingni nomidan o'qi. Yoki Rabbingni nomi bilan o'qi. Yoki Rabbingni nomi uchun. Yoki yuzi hurmati deydi bizda. Shu uchun o'qi yoki qiroat qil. Kim bugun Alloh nomidan o'qiyapti? Alloh nomidan degani, Rabbing nomidan degani nima? Bir kitobni muallifi bir kitob yozarkan o'zini aytmoqchi bo'lgan g'oyalari, fikrlari bo'ladi. U kitobdan ko'zlagan maqsadi bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda bizga bermoqchi bo'lgan mesajlar var. Bizga aytmoqchi bo'lgan g'oyalar bor u yerda. Bizlarni anglab yetishimizni istagan chaqiriqlar bor. Bularni qamray olish uchun Alloh taolo bulardan nimani maqsad qilganligini bilishimiz kerak va shu pozitsiyadan turib o'qishimiz kerak. Shunda Alloh taoloni yuborgan kitobini Bismi Robbika o'qigan bo'lamiz. Alloh taolo har surani boshida mana shu oyatga ishora qilib turib Bismillahir Rohmanir Rohim deydi. Rahman va Rahim Allohni nomidan deb o'qiladi. Alloh taolo Qur'onda nimani maqsad qilgan bo'lsa, o'sha maqsad bilan cheklanish kerak. Nima ma'nolarni bergan bo'lsa, o'sha ma'nolarda to'xtash kerak. Unga qo'shimcha qilmaslik kerak va undagi biror narsani chiqarib tashlamaslik kerak. Bu Qur'onni to'g'ri va sog'lom bismillah deganga mos muvofiq o'qish bo'ladi. Ana endi bugungi Qur'onni tafsirlariga qarang, tarjimalariga qarang. Biror bir oyat tushunarsiz bo'lib qoladigan bo'lsa, darrov o'tmishdagi tafsirchilarga murojaat qilinadi, go'yoki ular tushunadiganday. Ammo ularga murojaat qilinganda xuddi o'xshash narsa ko'riladi. Ko'rilgan narsa shuki, ular ham tushunmagan. Ular ham tushunmagandan keyin darrov bitta rivoyat chiqariladi va o'sha rivoyat bilan mavzu yopiladi. Ayniqsa bu qissalarda ko'p keladi. Solih bir toshga shunday ishora qilgan ekan, tars yorilib ichidan tuya chiqibdi. Aslida Qur'onda Allohni ko'zlagani butunlay boshqa narsa. Yoki Hud Yunusni yutib yuboribdi, 40 kecha 40 kunduz uni qorinda qoldi, tasbih aytgan ekan, baliq uni qirg'oqqa chiqarib yuboribdi. Aslida bu butunlay boshqa narsa. Yoki Muhammad alayhisalom oyga shunday ishora qilgan ekan, oy ikkiga bo'linibdi. Bir qismi Ka'bani tomiga va ikkinchi qismi Alini hovlisiga. Boshqa bir rivoyatda payg'ambarni o'sha chakmonni bir yengidan kirib, boshqa yengidan chiqib va qaytib borib ikkita parcha birlashib osmonda yana bugungacha turgan emish. Bular hammasi Qur'ondagi ba'zi oyatlarni tafsirida keladi. Alloh taoloni aytmoqchi bo'lgan g'oyalarda bular yo'q. Yoki masalan o'sha eng tortishuvli mavzularni bittasini keltiraylik. Niso surasi 34-oyat. Vadribuhunna degan kalimani ayollarni uringlar deb tarjima qilishadi. Ya'ni ayollar bilan muammolar bo'ladigan bo'lsa, u yerda ba'zi yechimlar tavsiya etiladi va eng oxirida uringlar deb tarjima qiladi. Go'yoki Alloh taolo bir yechim taklif etdi, bo'lmasa ikkinchi yechim, uchinchi yechim, to'rtinchi yechim va hech biri bo'lmasa bemalol ana uraver. Bu ilohiy adolat, tenglik degan narsalardan pozitsiyalardan turib o'qimaslikni keltiradigan ayanchli xulosalar. Men aytmoqchi bo'lganim, Nisa surasining 3-oyat. Yetimlar va 2-chi, 3-chi va 4-chiga uylaninglar degan mavzudagi oyat. U yerda aytiladiki, agar meroslarga tajovuz etish xavfi bo'lsa, 2-chi, 3-chi va 4-chi qilib nikohlanglar. Nikohlanglar. Wankihu degani nikohlanglar degani. Kimga nikohlash aytilmagan. Ammo oyatni oqishi, so'zni oqishidan tushunarliki, mabodo sen qo'l ostingdagi yetimlarni, uni onasi, bevani ta'minotiga qurbing yetmayapsa, moliy jihatdan, moddiy jihatdan qiynalib qoladigan bo'lsang, sen o'z qaramog'ingdan chiqar. Boyligi, ularni ta'minotiga yetadigan odamga nikohlab ber. Ya'ni boshqaga nikohlaysiz. Siz o'z qaramog'ingizdan chiqarasiz, chunki boqa olmayapsiz. Boqoladigan boshqa sharoiti bor odamga nikohlab berasiz. Bular qanday tarjima qiladi? Mabodo yetim qizlarni merosiga
adolat qilolmaslik xavfi bo'ladigan bo'lsa, yetim qizlarni o'z nikohingga ol. Ana shunda masala hal bo'ladi. Halbuki masala hal bo'lmaydi. Mana shunga o'xshagan juda ko'p tafsirlar, tarjimalar borki, Qur'ondagi Allohning qo'ygan prinsiplari bor. Hali aytganday, tenglik, adolat, zulm qilmaslik, haddan oshmaslik, tinchlikni o'rnatish va hokazo. Mana shu prinsiplar asosidan ko'riladigan bo'lsa, bularga tamoman zid. Mana shu prinsiplarga muvofiq o'qish Allohni ilk oyatda buyurgan Iqro bismi robbik prinsipiga muvofiq o'qish bo'ladi. Bu prinsipga ko'ra o'qilgan tafsirni deyarli topolmaysiz. Deyarli topolmaysiz. Mana shu topilmagandan keyin insonlar majbur qandaydir boshqa manbalarga murojaat etishadi. Aslida to'g'ri bo'lgan yo'li juda ham oddiy. Alloh taolo Qur'onda har bir oyatni boshqa bir oyat bilan quvvatlagan, hattoki bir necha oyatlar bilan quvvatlagan va ana shular bilan mabodo tushunarsiz bo'lib qolgan joy bo'lsa, mabodo savol tug'iladigan joy bo'lib qolsa, ana shularni hammasini jamlab bir umumiy tushuncha hosil qilishini ta'minlagan. Eng ko'p aytiladigan oyat va eng ko'p tark etiladigan oyat Hud surasini ilk oyat. İlk oyatlar Alif Lam Ra Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illalloh. Alif Lam Ra Alif Lam Ra yana biror bir tafsir bermaydi. Bilmaydi chunki nima ekanini. Kitabun uhkimat ayatuhu kitobki uni oyatlari hukmga bog'landi. Ya'ni o'zgarmas yakuniy hukm chiqarildi ular bo'yicha. Ya'ni hukmlar keldi. Avvalgi qisqa suralarda hukmlar keldi. Summa fussilat keyingi kelgan suralarda ular batafsil tarzda kengaytirib tushuntirildi. Ya'ni ular o'zaro bog'liq. Ilk kelgan qisqa suralar, keyingi kelgan keng uzun suralar har biri alohida o'zaro bog'liqligi borki, ikkitalik bog'liqligi bor. Shuning uchun masoni deyiladi. Summa fussilat min ladun hakimin khabir la ta'budu illalloh. Allohdan boshqasiga ibodat qilmasligingiz uchun bunday qilindi. Ya'ni Qur'ondagi hukmlarni Qur'ondagi kengaytirib mufassal berilgan suralardan izlashimiz kerak. Bu hukm qanday bo'lishini va Alloh ogohlantiryaptiki, bu sizlar Allohdan boshqaga ibodat qilmasligingiz uchun qilingan bu. Ya'ni Alloh taolo bir kitob yubordi. Qisqa suralarda hukmlar bildirildi. Asr surasini olaylik, eng qisqa suralardan biri. Asr surasida aytiladiki, val asr, asr degani o'tkinchi degan. Butun o'tib ketgan zamon bo'lsin, asrlar bo'lsin, yuz yillik tarix bo'lsin, hammasi, butun sivilizatsiyalar bo'lsin, butun insonlar, nasllar bo'lsin, hammasi o'tib ketadi. Innal insana lafi husr. Butun insoniyat zararda. Bu hukm butun insoniyatni zararda bo'lishi Alloh taolo tarafidan qilingan hukm. Mana shu o'zgarmas qonuniyatga bog'landi. Ana undan keyin to'rtta istisno keladi. Mana shular mustasno. Iymon keltirgan, amal solih qilgan, haqni tavsiya etgan va sabrni tavsiya etgan. Buni qanday anglashimiz kerak? Asr nima? Husr nima? Butun insoniyat husrda, husronda deyilgan bo'lsa nima bu? Yoki bo'lmasa mana bu to'rtta sifat bularga nimalar kiradi? Biz o'qib o'rganib eshitib bizga uqtirilgan iymon mana shunga mos keladimi? Amal solih mos keladimi? Tavassul bil haq, haqni tavsiya etishga nima kiradi? Sabrni tavsiya etishga nima kiradi? Bularni tafsilotini bilishga ehtiyojimiz bor. Qayerdan bilamiz? Agar boshqa joyga murojaat etadigan bo'lsak, u yerda kafolati yo'q bizga to'g'risini tushuntirishini. Tarixdan bilamizki, agar insonga murojaat qiladigan bo'lsangiz, aniq sizni adashtiradi. Yahud va Nasora tarixida bu bo'lgan. Va oxirida o'z din peshvolarini rab qilib olishdi deb Alloh taolo Tavba surasida aytib qo'ygan. Ularning oxiriga kelgan xulosasini.
Біз енді ондай ақыры, ондай аянышты нәтижеге келмесіміз үшін Аллах Тағала өзі муфассал баян қылып берген. Аср сурасына кеңейтілген ұзын суралардан іздеп тапшымыз керек. Бұл қандай іздеп тапшыны? Өзге ерше методологиясы болуш керек. Қануниеті болуш керек ки Аллах Тағала ана шу қануниет үстінде құрған Құранны. Оларды оқығанымыздан кейін түшінерлі болады. Асырны ма, хұсырны ма, инсаниетіні әммәсі кетедіген хұсыранны ма. Ва бұл төртті істісіна қылынген тайфен кімлер екенлігі. Ва оларыны сифатлеріге немелер кіреді, иманге неме кіреді, әмәл салық кеніме кіреді. Ва хакеза, бұларын әммәсіні башқа сұрылардан өргенеміз. Ва мавзу толық ва түгел түшінерлі болады. Ундан ташқары, бұрар бір башқа жайға барып, boshqa manbalarga muhtojligimiz qolmaydi. Bir oyatni boshqa oyatlar quvvatlashiga men yana bir misol aytib ketay. Isro surasida aytiladiki, "Vola taqfi ma laysa laka bihi ilm." Ilming bo'lmagan narsani ustida turma. Ya'ni bir mavzu, bir da'vo bor, deylik. Mahkama davosi, sud davosi yoki biror bir mavzu haqida biror bir fikr bor yoki aytilayotgan iddao bor yoki har qanday boshqa narsa. Bu haqda senda aniq ilm, ya'ni aniq ma'lumot yo'q bo'lsa, buni ustida turma deydi. Ya'ni buni biror tarafni olib turib, bunga ergashma deyilmoqda. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulayka kana anhu mas'ula. Ko'rgan, eshitgan va o'ylab chiqarilgan tafakkur qilingan narsalarning hammasi uchun javobgarlik bordir deyiladi. Bu Isro surasida hukm sifat tarzida kelgan. Xo'p, bu amalda qanday bo'ladi endi? Amalda qanday bo'lishini keyinroq boshqa surada ko'ramiz. Masalan, Naml surasida Sulaymon alayhissalomning qissasida keladi. Sulaymon alayhissalom siyosiy rahbar ekan. Bir xabarchi keladi. Qur'onda xabarchilarni har xil nomlar bilan nomlanadi. Shulardan bittasi toyir. Toyir degan atrofga yoyiluvchi degan. Qushlar ham atrofga yoyilib uchgan uchun ularga ham toyir deyiladi. Ammo asl ma'nosi yoyiluvchi. Inson surasida mustatiran degan kalima buni qushdan boshqa mavzusini ochiqlaydi. Atrofga yoyiluvchi, tez yoyiluvchi. Atrofdagi xabarlarni tez to'plab olib keluvchi ayg'oqchilarga ham aytiladi tayin deb. Xullas, mana shunday xabarchi, ayg'oqchi deylik. Shulardan biri bir xabar keltiradi Sulaymon alayhissalomga. Ammo Sulaymon alayhissalomda bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Nima qilish kerak? Sulaymon alayhissalom unga darrov ishonib, uni tasdiqlamaydi. Chunki u yerdagi xabar boshqa bir davlatni rahbariyati shirk ustida ekanligi haqida, quyoshga sajda qilishayotganligi haqida edi. Buni tekshiramiz deydi. Sen haqiqatni aytyapsan yoki kazzoblardan birimisan deydi. Buni tekshirish uchun ma'lum bir ishlar qilinadi, maktub yoziladi va hokazo. Tekshirib aniqlaydi va undan keyin da'vat qilinadi. U taraf da'vatni qabul qilib iymonga keladi. Bu senda aniq ma'lumot bo'lmagan narsaga ergashma degan oyatni tafsiri. Bitta tafsiri. Ikkinchi tafsiri Hujurat surasida. Hujurat surasida aniq va ochiq shaklda aytiladi. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Mabodo sizlarga bir fosiq xabar keltirsa, uni aniqlashtiringlar. Aniq tiniq haqiqatiga yetinglar. Antusiba qavmun bi jahalatin, biror bir qavmga bilmagan holda musibat yetkazib qo'ymasliginglar uchun. Bu aniq ma'lumoting bo'lmagan narsaga ergashma, bunusida turma deyilgan hukmni tafsilotlaridan biri. Xullas, shunga o'xshagan o'zaro bog'liqlik bilan chambarchas omuqda bo'lgan oyatlar juda ko'p. Bularni agar Qur'onni
bismillah alloh istagan murod qilganini bilgan holda o'qigan odam ko'rishi mumkin, chiqarishi mumkin va bu qiyin emas.